Arkadaşlar, hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün incelemek istediğim arabalardan bir tanesinin daha içindeyim. Vallahi C segmentinde, özellikle C segmenti sedanlar içerisinde hakikaten kıymeti bilinmesi gereken bir araba olduğunu düşünüyorum. Başlamadan önce bir size arabayı dışarıdan göstereyim. Çok fazla dışarıdan anlatmayacağım. Birazcık da işlerim var arkadaşlar. Hızlı bir çekim olacak. Spontane bir çekim gerçekleşiyor şu anda. Bildiğiniz bir araba ama yine de bagajından falan bahsedelim. Şöyle size arabayı dışarıdan göstereyim. Şöyle yakalım. Arkadaşlar, Octavia ile beraberiz. Benim gerçekten merak ettiğim bir araba. C segmenti sedan arabaları içerisinde de başarılı bulduğum bir araba. Açık konuşacağım. Mantıklı bir tercih olarak görüyorum. Özellikle bagajı vesaire, yani iç hacmiyle, büyüklüğüyle. Bir de size arabanın bagajını göstereyim arkadaşlar. Bagaj genişliği bence önemli bu arabada. En önemli noktalarından bir tanesi. Ondan sonra direkt yola çıkacağız. Kaydı yolda başlatacağım. Gördüğünüz gibi bagaj camla beraber kalkıyor. Bu liftback tasarımı sayesinde. Oldukça geniş, büyük bir bagajımız var burada. Yani yanlış hatırlamıyorsam, dediğim gibi 600 litre civarında bir bagajımız var. Burada gözlerimiz de var sol tarafta. Bagaj içi aydınlatmalarımız var. Her gözün olduğu yere ayrı bir aydınlatma koymuşlar. Depo kapağında genelde bu arabaların şey olur, buz kıracağı olur. Gördüğünüz gibi burada buz kıracağımız da var arkadaşlar. Skoda'nın mottosu Simply Clever. Yani bu gördüğünüz buz kıracağı gibi detaylardan oluşuyor. O yüzden ben Skoda'ları gerçekten seviyorum. Şöyle bir arkasına geçelim. Arkası da oldukça geniş. Aynı zamanda burada telefon koyacağınız bir yer var. Diyorum ya, böyle küçük küçük detaylar var arabada. Hani genelde Skoda'larda olur bu küçük detaylar. Bu arabada da mevcut. Aa, bak, arka kapıların içleri bile kaplı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kapıların içinde bile kap var. Şu detayı da göstermem gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürücü kapısının içinden güzel siyah bir tane şemsiyemiz çıkıyor. İşte bunlar Skoda'yı Skoda yapan detaylar. Hadi bakalım, içeriye geçelim. Biraz da sürüşte Skoda'yı Skoda yapan detaylardan bahsedelim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Otolimit'te bugün Skoda Octavia ile beraberiz arkadaşlar. 2021 model. Gerçekten yani bir yarım saat falan olduğu arabayı kullanalı ve beni hakikaten etkiledi. 2021'e bu yeni kasayla beraber hakikaten bana farklı geldi araba. Detaylarından zaten neden farklı geldi, neden bu kadar hani beni, yani çok şaşırttı demeyeyim de, neden beni bu kadar memnun etti, detaylarından zaten sürerken anlatacağız. Şimdi sahil yolundayız. Bugün öyle dağ yolları, orman yolları falan ne yazık ki olmayacak ya da otoban sürüşü olmayacak. Sahilden böyle tatlı tatlı gideceğiz. Eğer yolun müsait olduğu yerler olursa performansından falan da bahsederiz. Lafı çok fazla uzatmayayım, size Octavia'yı anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Siz abone oldukça ben şu anda gördüğünüz gibi farklı arabaların videolarını çekmek için fırsat elde etmiş oluyorum. O yüzden abone olarak destek olursanız sevinirim. Instagram adresim de yukarıda solda görmüşsünüzdür. Kıran Emre, oradan da yeni videolar geldiğinde haberdar olabilirsiniz takip ederseniz. Diyerek başlayalım. Şimdi Octavia neden C segmentinde bana farklı geliyor? Konuya direkt kitabın ortasından gireyim. Boyutları arkadaşlar bu arabanın gerçekten D segmentine yakın. Yani bu arabayı sürerken de bu arada sanki C değil de bir D segmenti araba sürüyormuşsunuz gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Yani belki şimdi mesela Passatçılar bana kızabilir. Birebir karşılaştırmak için söylemiyorum. Sadece kafanızda şekillenmesi için söylüyorum. Ya sanki mesela ben bu arabayı kullanırken Passat'ı çok fazla aramazmışım gibi geliyor bana. Evet, tamam, Passat tabii ki de D segmenti bir araba. Bundan daha üst segment bir araba. Ama diyorum yani, sadece kafanızda şekillenmesi için söylüyorum. Bu arabayı da gayet güzel bir şekilde sanki D segmentiymiş gibi kullanırım hissiyatı veriyor. Ve bu gerçekten C segmenti sedandan beklemediğim bir şey. Mesela ne var C segment sedanlarda? Honda Civic var, işte Focus sedan var, Toyota Corolla var. Ben bu arabaların bu arada hepsini kullandım. Bu diğer saydığım arabaların hepsini kullandım. Octavia'da kendimi biraz daha rahat hissediyorum. Sanki böyle biraz daha D segmenti bir araba gibi hissediyorum. Mesela bagajı bu arabanın çok geniş. 600 litre bir bagajı var. Gerçekten tam bir aile otomobili. Bagajla çok fazla işiniz oluyorsa tatile matile giderken, hakikaten bu arabanın bagajı sizi çoğu yerde kurtarır. İşte o liftback tasarım dediğim olayın da şöyle bir handikapı, dezavantajı oluyor. Şu orta aynadan baktığım zaman arkada çok küçük bir böyle cam var. Çok küçük bir görüş alanı var. O da tamamen tasarımla alakalı ama arabaya daha böyle akıcı bir tasarım kazandırıyor. Bu arada arabanın motorundan bahsetmedim. 1.0 E-Tech arkadaşlar. Yani 1.0 hibrit bir motoru var bu arabanın. 110 beygir. Torkunu şu anda tam hatırlamıyorum ama 200 Nm civarında bir torku olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam yazarım ekrana. Kesin 200 çıkar bu arada. Şanzımanımız DSG. Biliyorsunuz bu yeni artık Volkswagen grubu arabalarda buradaki o DSG kolu kalktı. Böyle küçük bir şey var burada. Bu motorun özelliği hibrit olması. Mild hibrit olarak geçiyor arkadaşlar. Plug-in hibritle karıştırmamak lazım.
Mild hibrit dediğimiz şey de ne? Yani mild hibrit motoru alttan alttan destekleyen çok küçük bir elektrikli bataryası var. Ama hani böyle sürüş esnasında çok fazla hissetmiyorsunuz. Zaten mild hibrit işte tam hibrite bir geçiş aşaması gibi düşünün onu. Yani arabanın çok fazla elektrikli olduğunu hissetmiyorsunuz. Sadece nerede hissediyorsun? Bunu araba sürekli mesela tüketim odaklı ilerliyor. Genellikle gaza basmadığı zaman kendini boşa atıyor. Süzülme moduna geçiyor. Yani sürekli bir arabanın motorunu kapatmaya, boşa atmaya, süzülür vaziyette gitmeye teşvik etmeye çalışıyor sizi. Oradan işte o mild hibrit'in desteklediğini hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu arabada şeyi çok merak edersiniz çok yüksek ihtimalle. Hani motordan bahsetmişken motordan devam edeyim. Yani 1.0 motor. Hatta ruhsatta baktığınız zaman 999 cc olarak geçiyor. 999 cc bu boyutta bir arabayı yürütmekte zorlanır mı? Yürütebilir mi? Muhtemelen aklınızda bu canlanıyordur. Mesela küçük bir ara hızlanma yapayım. Klima açık. 2 kişiyiz. Tatlı bir şekilde basıyorum. Mesela gayet tatlı bir şekilde basmama rağmen rahatlıkla böyle 90-100 km hıza doğru arabayı yürüttü. Yani 999 cc olması sizi korkutmasın. Gerçekten arabanın performans anlamında bir sıkıntısı yok. Bastığın zaman çekişi hissediyorsun. Nerede bu arabanın silindir hacminin düşük olduğunu hissedersiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arabayla 5 kişi yola çıkarsınız. Uzun yola tatile gidersiniz. Bagajınız da doludur. Uzun yolda bir yokuşa denk gelirsiniz. Klima da açıktır. Hava böyle sıcaktır. İşte o zaman arabanın hacminin düşük olduğunu, o şişmesini, mişmesini, bağırmasını, gaz pedalındaki o hissizliği anlarsınız. O zaman işte 2000 motorla 1000 motor arasındaki farkı orada çok net bir şekilde hissedersiniz. Onun haricinde araba turbo ve işte mild hibrit hafiften bir elektrik desteği olduğu için şehir içerisinde hakikaten hissettirmiyor size o silindir hacmindeki düşüklüğü. Buradan kalkarken de size hafiften böyle bir seri kalkarız. Daha da net görürsünüz. Arabanın kullanımından bahsedeyim. Bu arada pek alışık değilsinizdir bende bu şekilde testlere. Bayağı kitaptan okur gibi anlatıyorum şu anda size. Bu test böyle oldu arkadaşlar. Bu ciddi bir test. Direksiyonumuz çok yumuşak. Özellikle durur vaziyetteyken falan yani o kadar yumuşak ki araba sürekli her şeyiyle sizi böyle sakinliğe teşvik ediyor. Mesela şöyle bir sola doğru çıkalım. Uzaması fena değil dediğim gibi. Her şeyiyle sizi sakinliğe teşvik ediyor. Abi sakin sakin gidelim. Müziğini buradan aç. Ondan sonra tatlı tatlı ilerleyelim. Performansla çok fazla bir işimiz yok. Tarzında bir hissiyat veriyor. Çünkü işte direksiyonu yumuşak. Süspansiyonları yumuşak. Bu arada bunun arkaları bağımsız değil. Torsiyon çubuğu var bunun arkasında. Bağımsız süspansiyonları yok. Ama genel itibariyle gerçekten yumuşak süspansiyonları var arabanın. Bak böyle yoldaki bozukluklardan falan geçerken. Bir de araba uzun da bir araba. Gövdesiyle beraber sönümleyerek, ezerek ilerliyor. Sadece aşırı kaliteli bir süspansiyon olmadığını içeriye böyle hafiften bir ses veriyor böyle. Sert yerlerden geçersen pat pat yapıyor. Gerçekten sert bir yere düşersen pat pat diye vuruyor. Ama işte orada da arabanın C segmenti olduğunu hatırlayıp devam edeceksin. Şimdi araba bana D segmenti gibi hissettirdiği için boyutları itibariyle sanki böyle D'ye göre yorumlamak geliyor içimden ama her zaman C'ye göre yorumlamam gerektiğini kendime hatırlatıyorum. Mesela bazen böyle sert yerlerden geçiyorum. İçeriye böyle sesleri mesleri alıyor. Ama araba C segmenti. O yüzden çok fazla yargılamamak lazım. Bence normal. Kabul edilebilir seviyede. Şeye bakalım. Biraz yalıtımına bakalım. Yani yol sesi fena değil. Öyle çok fazla almıyorum ama rüzgar sesi de böyle 100 km ile falan giderken biraz var. Yani muhtemelen böyle 120'ye 130'a falan çıksak daha da artarak gelecek. Sanki böyle yalıtımı biraz daha iyi olabilirmiş gibi geldi. Evet, yalıtım bence de zayıf. Ses alıyor içeri normalde. Araba bende birazcık beklentiyi yükseltti. Hissiyatından dolayı. Bak yeşil yanında basalım. Hava sıcak ya. Hava sıcakken arabalar çok patinaja kalıyor. Yani tutuş bayağı azalıyor sıcakken. Yer de sıcak olduğu için. Bir de frenlerine bakalım. Mesela 90'dan böyle basıyorum. Sevmem ben yani bizim, benim arabam da arkadaşlar Volkswagen grubu, Leon var bende biliyorsunuz. Fren hissiyatı birazcık alışkanlık getiren bir fren hissiyatı. Önceki Octavia'nın şeyini sevmiyordum. Yani yol tutuş dinamiklerini çok fazla sevmiyordum. Araba çok fazla yatıyordu.
Ondan sonra sanki böyle kaymaya meyilli, her an kayabilir gibi bir hissiyat. Yani bir tedirginlik yaratıyordu bende o araba. Ama tabii daha öyle bakamadım ama. Aynı o yumuşaklık hissiyatı bunda da var. Aynı yatma hissiyatı, hafiften böyle bir dalgalanma hissiyatı bunda da var. Ama viraj içerisinde nasıl olur tabii tam olarak bilemiyorum. Yol şu anda pek oraya müsait olmadığı için denemek için. Ama o aynı yumuşaklık hissiyatı var. Mesela ani şerit falan değiştirdiğimde araba böyle bir kafasını basıyor bir tarafa. Yani ağırlığın bir tarafa yığıldığını hissediyorsun. O işte hep süspansiyonun yumuşaklığından kaynaklanıyor. Yani çok fazla böyle tedirgin edici bir şey değil. Yani standart kullanıcının zaten bunlar normalde, normal bir sürüşte asla dikkat etmeyeceği şeyler. Yani normalde adam bunu açar müziğini, yani tatlı tatlı gider. Hani manyak gibi dur şu şeride hızlı bir gireyim falan demez. Bu sadece böyle anlık, nadiren anlık durumlarda karşılaşacağınız şeyler. Önünüze köpek atlar mesela, örnek veriyorum. Aniden böyle sağ şeride geçmeniz gerekir. O zaman fark edersiniz o araba böyle bir sallandı diye. Ben onları yol müsaitken size yaşamadan gösteriyorum. Böyle böyle oluyor diye öncesinde anlatmış oluyorum. O yüzden bunun da süspansiyonları yumuşak olduğu için çok böyle dinamik bir araba gibi hissettirmiyor. Ki zaten videonun başında da söyledim. Bu arabanın dinamiklikle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu araba genellikle sizi böyle sakin bir sürüşe sevk ediyor. Sevkme ediyor derler. Ne derler? Sakin bir sürüşe. Sakin bir sürüş yapmaya. Bir şey ediyor derler. Neydi o ya? Teşvik ediyor. Sakin bir sürüş yapmayı teşvik ediyor arkadaşlar araba sizi. Teşvik aklıma gelmedi. O yüzden çok fazla böyle gaza falan da basasınız gelmiyor yani arabada. Motordan bahsedeyim. Motor 3 silindirli bu arada. Ve normalde bildiğiniz gibi hani 3 silindirli arabalar biraz gürültülü çalışırlar. Biraz sarsıntılı çalışırlar. Biraz da böyle benzinli bir arabaya göre gürültülü çalışırlar. Bu arabada hiç alakası yok. Yani 3 silindirli olduğunu söylemediğim sürece arabadan anlamayan birisi anlamaz yani 3 silindirli olduğunu. Çünkü hakikaten çok rafine çalışıyor. Çok stabil çalışıyor. Normalde bu arabalar hani durduğu yerde rölantideyken o hafiften sarsıntısıyla onu hissettirir. Bu arabada o da yok. O sarsıntıyı önlemek için ekstra motorda farklı teknolojiler kullanmışlar diye biliyorum. Silindir sayısı da yazmıyor. Enteresan değil mi? Malzeme kalitesi falan da arabanın arkadaşlar fena değil. Yani direksiyonu, konsolun üstü falan, tasarımı, segmentinin hakkını veriyor. Burada bir de pedal shifterimiz var. Buradan direkt basar basmaz arabayı manuel alabiliyorsunuz. Mesela 4'ü alalım, 3'ü alalım. Bak şu an 3500 devirdi araba, hala içeriye mesela çok fazla motor sesi gelmiyor. 2'yi alır mı bakıyorum. 2'yi de 2'ye de aldı. Ama biraz oynamadığınız zaman vitesle otomatik olarak kendisi tekrardan D'ye alıyor. Bir geriye aldığında spor alıyor. Değil mi? Muhtemelen spordayken manuel aldığınızda şey yapmaz. Tekrardan D'ye geçmez diye düşünüyorum. Onu da şimdi denemiş oluruz. Spor dediğin manuel almış mı oluyorsun sporu? Ya hem sporu aldım arabayı. Hem de şuradan bir manuel aldım. Bakayım ne olacak. Ya da direkt sadece sporda kalkalım. Işıklardan bir kalkalım. Tutunamayacak muhtemelen. Hakikaten asfalt sıcakken şey oluyor bak. Evet şey, ses tutunamıyor yani. Bak. Patinaja kalıyor devamlı. Yüz yapıp bırakalım. Buradan da bir sıfır yüzünü görmüş olduk. Bakarız kaç saniye çıkmış. Sporda olduğu için manuelden çıkartmıyor. Bu arada bu bana ilk gördüğümde böyle tıraş bıçağı gibi gelmişti. Hani çok böyle hoşuma gitmemişti. Ben böyle vites kolu tutmayı severim. Ama kullanışlı ya. Basit. Aynen. Burası Kartal. Mesela bak tam bu kafadan kaymalık bir yer burası bu araba için. Asfalt da parıl parıl parlıyor. Benim Altima da mesela burada yanlardı. Ya İstanbul'da bazı yerlerin asfaltı çok kalitesiz. Tabii. Zaten bir parlıyor de, yani bir asfalt. Bir de eğimi de zaten kötü. Yukarı doğru devam ediyor. Ya çevre yoluna gireceğiz. Passat da bu işte. Ağası düşmüş. Fren pedalı ilk başta hoşuma gitmişti ama. Yok. Ben BMW ile. Şu an o kadar hoşuma gitmemeye başladı ya kullandıkça. Niyeyse. BMW ile bunun arasında fark hissettim. BMW daha kolay duruyordu. Bir iki defa tecrübe ettim. Özellikle bu havalarda asfaltın sıcaklığıyla beraber mesela kendi arabalarımda da oldu.
Hem fren mesafesi değişti. Mesela benim Altima hemen kızaklıyor artık. Eskiden o kadar kızaklamazdı. Tutuş. Leon hemen ABS devreye sokuyor. Tutuş bayağı azaldı. Asfalt sıcak olduğu zaman aşırı sıcakta tutuş azalıyor. Ona göre yorum yapmaya çalışıyorum. Belki fren pedalı o yüzden şimdi yavaş yavaş böyle olan iyi değil galiba gibi gelmeye başladı. Belki de sıcaklardandır, bilmiyorum. Çünkü geçenlerde öyle bir şey yaşadım. Genel yakıt ortalamasından bahsedeyim arkadaşlar. Yani 7 litre ile 7,5 litre arasında İstanbul gibi yoğun, trafiğin yoğun olduğu bir şehirde kullanılıyor bu araba. 7 litre ile 7,5 litre arasında geziyor. Bence oldukça yeterli. Yani benzinli bir araba sonuç itibariyle. 7-7,5 litre oldukça yeterli bence. 0-100 arası araba iyi. 100'den sonra biraz gaz istiyor araba. Bak 100'e geldik, rüzgar sesi başladı. Bak soldan böyle fısıltı şeklinde geliyor. Senin kullandığın araba E segmenti. Bu C segmenti. 2 sınıf daha düşük bu araba ondan. Şimdi bunun muadilleriyle hep kıyaslamamız gerekiyor o yüzden. Aslında orada bir onlara göre bir zayıflığı yok. Daha iyisini istiyorsan Superb alacaksın. D segmenti olarak oraya çıkartacaksın. Superb'i de Passat'la kıyaslayacaksın. Onlar zaten denk segment değil mi? Superb'la Passat. Evet. Ama birisi Volkswagen, birisi Skoda ya. He. Genelde Passatçılar Passat'ı biraz daha över mi? Överler. Ya olabilir ama hani en azından ben çok bir eksikliğini hissetmedim. Ya Passat biraz daha yol tutuşu anlamında daha iyi gibi geliyor bana. Ya Skoda'nın ben genel itibariyle sevmediğim noktası bir fazla yumuşak geliyor. Yani sürüş dinamikleri pek iyi gelmiyor bana. İki, valla iki yok ya. En sevmediğim noktası o. Geri kalan çoğu şeyi bence sınıfında en iyi yapanlardan bir tanesi. Mesela C segmentinde bu araba üzerinde konuşacaksak bence en iyi yapanlardan bir tanesi. Hani şu C segmentindeki şu sedan bundan daha iyi diyemiyorum. Premium markalar hariç. Mesela çevremde araba alacak olan kişiler olduğu zaman pek akıllarına Octavia nedense gelmiyor. Abi Focus mu alsak diyorlar, abi Civic mi alsak diyorlar, Corolla mı alsak diyorlar. Yani güzel arabalar, bir problem yok ama Octavia kimsenin aklına gelmiyor. Octavia alsak mı diyen öyle çevremde pek olmuyor yani. En azından benim çevremde ben çok fazla denk gelmedim. Bence denk gelim, bence tercih edilmesi ya da en azından seçenekler arasına koyulabilir bir araba. Dediğim gibi yalıtım. Yine yani yükseldikçe hız. Aklına iki gelmeye başladı. Aynen. Ama 140'a 150'ye falan gayet rahat bir şekilde çıkıyor yani. Motor anlamında bir problemi yok. Konfor anlamında bir problemi yok. Ondan sonra malzeme kalitesi olarak bir eksikliği bence yok. Teknoloji anlamında da gayet yeterli. İşte yokuş kar, yani işine de yarayacak temel teknolojik donanımların çoğu var. Android Auto'sundan Apple CarPlay'ine kadar. En çok öne çıkan noktalarından diğeri de işte bagajının büyüklüğü, iç hacmi, genişliği vesaire. Çünkü C segmentinde genelde bu kadar böyle büyük hacimli arabalar genelde bu kadar olmuyor. İşte bununla beraber geniş aileniz varsa, işte 2-3 tane çocuğunuz vesaire varsa rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aile otomobili aslına bakarsanız. Yani işin özeti kısaca bu. Diğer işte yalıtım, malıtım gibi konulardaki eksiklikleri de sınıfını göz önünde bulundurarak sindirebilirsiniz. Yani bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, özet olarak Octavia böyleydi. Şehir içi trafiğine tekrardan girdik. Trafikte daha fazla da kaydı uzatmaya gerek yok diye düşündüm. Bu videodan böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otonomit videolarında görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.